biliyorsunuz 10 gün önce kardeşimin direği kırılmıştı. Şimdi direği montaj için buradayız. Elbirliden yardıma geldik. Hatta bom geldi. Acil kamera çekiminden dolayı mikrofonu almayı unuttum. Teknede kaldı hatta. Ona takılmayalım. Ama yani buradaki mühim olan tekne montajına bakalım. Çekime devam. Gürce tenin altından takacağız. Saldığınız zaman böyle aşağı duruyor. Ağırlığını sorduydum işte ağırlığı. Direğin ağırlığını? He, ona göre bağlayalım ki ne? Yok yani. Fazla bir şey değil ya. Direk hafif. Öyle değil. Ağırlık merkezi nerede? Ağırlık merkezi aşağıda. Tamam. Tutacağız zaten ikili. Şu aralardan bir yerlerden bağla. He abi. Gelsin. İki ucunu da sana vereyim ki düğüm yapıp bırakalım. Havaya kalktığı zaman. Al abi. Çek abi. Geçmesi gereken yerler Bujetan'ın önünden geçecek. Ön arkası karışmasın. Havaya kalktığında aa ulan bu buradan geçecekmiş demeyelim. Yani hazır olmasa evde olsun. Yani bomcu kaptan daha iyi bilir esasında ama. O iş bambaşka bir iş çünkü. Kısa 10 milim, 15 milim. Oraya kendin. O şey diğer kırmızı abi, o biraz daha uzun. Peki şey var mı sende hani bana şimdi dumbarın arkasını bağlı? Var, o da yeşil. Şunu şöyle de vereyim mi sen bildiğin abi? Akşam burada yattınız değil mi Gül Kaptanım? Tabii. Çalıştık ki saat 11'e kadar falan. Ya. Hani gece yatacak yer olsaydı ben de geceden gelirdim ama hani yapacak yer olmadığı için. Kırmızı arma benim. Alayım mı? İşini hallet ondan sonra abi. Bizi hocam. Tamam onu alalım. Ha beş için değil mi? Usta da burada zaten. Çıkart yanı oradan. Eyvallah. Hoş geldiniz Usta'da. Böyle. Bir de bunu indireceğiz abicim. Buraya çektiğin zaman ama da yemin ederim onu halledene göre. Bir tane de şey var karşıdan. Geçen gün çektim ya. Bunu bir çektik ya bir tane. Ama bunu aynı bir yere başına aldım. Merhaba. Bizim kızaz olsa abi. Bunu sorumlusu. Oo. Güzel. Hadi hayırlısı olsun ya. Allah iyi seyirler versin. Ya, teknik 2022 refit oldu komple. Bunlar çok güzel olmuş. Ceviz ağaçı, evet onlar şey. Neydi? Lezibek makaralar. Kırılan direğin yerine alttan kesildi. Buradan da yükseltme yapıldı. En azından yıkaması ölçüler değişmiyor. Temizleyemedik bile. Az. Hızlı gidiyoruz. Az. İyi ustalar teferruatlara takılmaz. Direkt ayaktayken parlatacak. İnşallah. İnşallah. Orası kolay bir yer çünkü. Ya sadece 2 milim fazlalık var. Onu bile jetle kesmedik. Düşün. Evet. Yarın kısmetse seyir. 35 evet. Yaşındayken aldım. Vay. Şu an seneye 50'yim. 14 seneden beri bu köyden bizde. Eh maşallah. Bu tekniği biz eskittik. Ya adam 4 adam has yelkenci ya. Şimdi tamam mı? Adam sörften başladı. Gerçek yelkenci yani. Evet. Bizler ne? Köfteden.
Sandaldan bozma. Alex, ne yapıyorsun bakayım? Aman. Dün Dilek aşkına ne yaptım biliyor musun? Puffy baktım suya bakıyor. Puffy'ye yardımcı oldum. Arkadan bir dokundum suya düştü. Dili beş karış uzamıştı yavrumun. Ben de ona yardımcı oldum. Usta nereye gitti? Sen? Usta nereye gitti? Arabasına gitti herhalde. Her şey mapa getiriyor. Geriye kaçmasın. Ha evet, evet. Direği bir kere kaldırdık. Daha önce ben de yaşadım onu. Lık diye geriye kaçıyor. Aşağıdayken takayım dedim ama bak montajı esasen geri geri kaçacak. Hiç şeyde takmadık biz bunu. Vinçte. Önceden şu panelin yoktu. Pergel gibi kaldırıyorduk. Bu şeyle pergelli normalde. Abim değişik köyde. Bizim bu Gacı Usta dün daha tanıştık. Bu da zehirli boya falan atıyor değil mi? Atıyor. Bak abi. Usta 12 metre 12 metre tekneyi kaldırabiliyorsun mecburen. Güzel 22 metre getir onları da kaldır. O iyi. Ya yani en kötü bizim burada atarsın. Hani sorarken boş bulundum hani boma baktım da. Bundan büyükleri de vardı öyle mi? Şu an tekneyi kaldırmak ya da kaldırıp atmak ne kadar oldu? Valla 1000 liradan başlıyor. Teknenin ağırlığına, ebatına, uzunluğuna göre değişiyor. Yani şu 12 metre. Ben kendi teknemden bahsediyorum. Ya neden biliyor musun? Benim tekneye zehirli aslar atılacaktı. O yüzden. Atılacağız ama. Ya 1000 liraya alıp bak bunu 800 liraya alıyorlar. 200 liraya buradaki üsteye veriyor. 1000 lirada. 1000 liraya alıyor, 1000 liraya atıyor ha? En kaba. Öyle, evet. Aynen öyle düşün. Öyle hesap yapacağım.
genel anlamdaki birçok işimiz bitti. Direkt dikildi. Bu civatalar kesildi. Çarmı ayarları yapılıyor. Yani çarmı telleri ayarı derken neydi ya? Ne ayarı deniyordu? Adı aklıma gelmedi. Neyse, yelkenler takılacak. Ondan sonra onların da işte kıvır zıvır ayarlarından sonra arma ayarı. Arma ayarı da yapıldıktan sonra seyri hazır hale gelecek. Benim buradaki işim en azından en önemli işim bitti. Şimdi kendi tekneme geçiyorum. Kendi teknemdeki yerleri boyuyorum. Yerlerin boyasını yapıp seyir hazırlamış olacağım. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Sevgiyle kalın, denizde kalın.